Herkese merhaba dostlarım. Serinin ikinci videosundayız. Bu videomuzda ne anlatacaktık? Vadeli işlemlere riskler nelerdir ve korunma yöntemleri nelerdir? Bunlara bakacağız. Aslında benim en önem verdiğim video budur. Çünkü vadeli işlemler çok riskli bir mekanizmadır. Bu yüzden özellikle yeni başlayanların kullanmadan önce riskleri bilmesi lazım ve bu risklerden nasıl korunur bunları bilmesi lazım. <laughs> Arkadaşlar öncelikle Binance'ı açıyorum. Mobil uygulamadan anlatıyorum. Bunun sebebi izleyicilerin çoğu zaten mobil telefonlardan bağlandığı için size daha rahat, daha rahat bir arayüz olması adına mobilden anlatıyorum. Şimdi özellikle Türkçe desteğini artık biliyorsunuz Binance desteği kesti. Eğer sağ tarafta futures veya vadeli işlemleri göremiyorsanız dil desteğinizi sol üst kafadan ayarlara gireceksiniz ve İngilizce çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İngilizce çevirdikten sonra Futures'a tıklıyorum. Şimdi burada e, arayüzüm çıkıyor. Zaten bir önceki videoyu eğer bu videoya direkt geldiyseniz ve bu arayüze çok hakim değilseniz bir önceki videoyu izleyin arkadaşlar. Bir oynatma listesi bu çünkü. Yeni başlayanlar için, bilmeyenler için Binance vadeli işlemler nasıl kullanılır oynatma serisi arkadaşlar bu. Şimdi buradan sonra bir pozisyona gireceğim. Pozisyona gireceğim ve oradan şeye bakacağız. E, nasıl? Mesela 250 dolarlık yaklaşık bir pozisyona giriyorum. Buy long dedim. Open emrim, aç emrim açıldı. Direkt pozisyona girdim. Şimdi risk nedir? Riske bakacağız önce. Arkadaşlar risk şudur. Mesela 20x kaldıraç kullandım ve long dedim. Eğer bitcoin %5 düşerse paramı tamam erir. Normal şartlarda böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Ben gittim 1000 dolarlık bitcoin aldım spottan kaldıraçsız bir şekilde. Benim 1000 dolarımın tamamını erimesi mümkün mü? Bitcoin'in 0 dolar olması lazım ki çok mümkün gözükmüyor. Mümkünse de çok çok düşük bir ihtimal. Ama burada hepsi 5 dakika sürebiliyor. %5 düşme, yani bu tarz volatil bir piyasada %10 düşme, %20 düşmeleri bile gördük. Yani e, Mayıs ayında mıydı? Çılgın bir düşüş yaşandı. %40 düştü arkadaşlar. 2x kaldıraç kullanmış olsan, 3x kaldıraç kullanmış olsan paran tamam eriyecek. Burada risk budur. Bakın sağ tarafta liquidation price diyor. Lik olmak demek. Liquidation olmak, demek. yani paranın tamamının erimesi demek. Erimek demek. Bitcoin 30 bin 615 doları görürse benim paramın tamamı eriyecek. Risk budur arkadaşlar. Risk paramızın tamamının erimesidir. Önce riski anlattık. Riski anladık artık. Peki risklere karşı nasıl önlemler alacağız? Arkadaşlar ben bununla ilgili 5 artı 1 kural sayacağım size. Toplamda 6 tane 5'in majör kural. Biri de biraz daha trade ile ilgili bir kural. İlk kuralımızı söyleyeceğim size. Asla ve asla stop loss kullanılmadan vadeli işlemlerde işlem yapmaz arkadaşlar. Vadeli işlemlerde e, pozisyona girilmez peki stop lossu nasıl kullanılır buna bakacağız bakın burada ne diyor stop profit loss diyor şimdi e, biri stopa bakacağız şu an mesela veya işte mark price dedik kaç bin 45769 dolar 44000 doları görürsek eğer 43000 market price şu limite geliyorum işte 43.500'den sat diyeceğim. 43.800'den sat diyelim. Ve ben 35 dolar zarar edeceğim bu pozisyonum için. 300 dolardı galiba. %10 zarar mı engelledim arkadaşlar. Yani konfirm edelim. Stop loss budur arkadaşlar. ve pozisyonum şu an karda ama zarara gelirse bile ben kendimi sınırlandırdım. Böylece 300 dolarımı, 274 dolarımı değil de 30 dolarımı kaybedeceğim. Zararı kabullenmek Bazen gerekiyor arkadaşlar, inatçı olmayacaksınız bu piyazda. Trend is your friend. Trend bizim arkadaşımız. Bu ilk kural. Bazen de manuel stop koyarız arkadaşlar. Eğer yeni başlıyorsanız, bunun ne demek olduğunu belki anlamıyorsunuz ama mesela 15 dakikalık mumda, işte şu doları görürse, yani şu fiyatı görürse ben pozisyonumu kapatacağım deriz bazen. Çünkü bazen anlık iğne atıyor, o da iğne balonu patlatıyor derler. İkinci kural, kaldıraç. Çok önemli bir kural. Ee, Şurada bakın yukarı çıkıyorsunuz. Isolated de kaldıraç var arkadaşlar. Burada 2x, 3x, 5x görüyorsunuz. Hatta ve hatta bakın en sağa getireceğim onu. Getiremedim neden? Heh. 125x. Binance bile uyarıyor. Diyor ki Allah'ım diyor bak aşağıda bir sürü kırmızı yazıyla tehlikeden bahsediyor sana. Tekrar ee, getirdim 3x. Eğer yeni başlıyorsanız ikinci kuralın kaldıraç yüksek ayarlamayın. 3x'den yüksek kaldıraç kullanmayın. Risk çok fazla. 2x, 3x kullanabilirsiniz. İdare eder en azından. Bakın %40 düşse bile yine batırabilir 3x. Ama riskimizi azaltmış oluyoruz. İkinci kural kaldıraçımızı yüksek kullanmamak. Yeni başlıyorsanız 3x'ten daha yükseğini ben önermiyorum. Üçüncü kural. Bu önemli bir kural. Mesela benim toplam arkadaşlar 10.000 dolarım var. Ben %10'undan fazlasını Futures aktarmıyorum. Bakın Wallet's var sağ alt tarafta. Bir de Futures var. Ayrı cüzdanlar. Spot cüzdanımla, total cüzdanımla, e, vadeli işlemler cüzdanların farklı cüzdanlar. Vadeli işlemlerdeki paranı tamamını kaybetsem bile spot cüzdanımda hiçbir şey olmuyor. O zaman ne yapmalıyım? Benim toplam varlığımın %10'dan daha fazlasını vadeli işlemlere geçirmemem gerekiyor. Güvenli bir şekilde ticaret yapabilmem için. Üst düzey profesyonelsindir o ayrı. Ama bu video amatörler için. Bu da arkadaşlar bir diğer kuralımız. Nedir? %10'dan daha fazlasını getirmeye. Peki ne oluyor? Likit olsam bile, likitte olsam bile, paramı tamam erirse bile benim yüz, totalde %10'unu kaybetmiş oluyorum ve hayatıma devam edebilirim. Trade hayatına devam edebilirim. Şimdi 3. kuralda anlattım. 4. kuralı geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Havacılıkla ilgilenenler varsa orada çeşitli kurallar vardır. Havada uçak sürerken bazı kurallar vardır ve şey denir. Havacılıktaki bütün kurallar kanla yazılmıştır denir. Neden? İşte örnek veriyorum şu kadar fitte giderken şu şu flap açma ya da şunu yapma denir. Neden? Çünkü daha önce biri yapmış onu ve muhtemelen ve muhtemelen bedelini canıyla ödemiş, kanıyla ödemiş ve bu yüzden denir ki havacılıktaki her kural kanla yazılmıştır. Burada da bu size öğrettiğim, anlatmaya çalıştığım kurallar gökten gelmiyor. Biz bir yerden okumuyoruz. Nereden geliyor? Benim hep tecrübe ettiğim, kaybettiğim, şeylerden öğrendiğim kurallar. Yani ben bunları tecrübe ederek, kaybederek öğrendim. Ve hayat o kadar kısa ki her şeyi tecrübe ederek öğrenemeyiz. Bazı şeyleri bu şekilde başkalarına almamız gerekiyor dostlarım. Dördüncü kurala geldik. Dördüncü kuralda bütün paranı, futures'taki bütün paranı tek pozisyonda toplama. Bu ne demek? Mesela dedim ya buraya bin dolarım var. İşte az önce bakın aşağıda bir tane pozisyona girdim. Heh, evet aşağı inmekle ilgili ufak bir sıkıntı yaşamıştım. Aşağıda bir tane pozisyona girdim. Şimdi ben ikinci pozisyonuma aynı şeyden girmeyeceğim. Farklı bir şeyden gireceğim mesela. Onda da Ethereum alayım. Yine 300 dolarlık alsın yaklaşık. Heh. İşte üçüncü pozisyonumda BNB'ye girdim örnek veriyorum. Üç ayrı pozisyon giriyorum. Neden? Riskimi azaltıyorum yine. Yani girdiğim pozisyonda düşerse en azından riskimi azaltmış oluyorum. Beşinci kuralı geldik. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz rakamlar ile vadeli işlemlere girin. Bu ne demek dostlarım? Örnek veriyorum adam düğünü var ve 100 binin biriktirmiş. Ben çok okuyorum, üzülüyorum. Yani birçok şey okuyorum bu konuda. Gerçekten üzülüyorum. O yüzden ben vadeli işlemlerle ilgili video çektim. Yani birçok video çekiyorum. Neden? Riskleri anlatıyorum. Ben vadeli işlemler videosu çektim arkadaşlar. Piyasada birçok arkadaş ne yazık ki promote ederek çekiyor. Yani övüyor, överek çekiyor, tavsiye ederek çekiyor. Ben tavsiye etmeyerek çekiyorum. Niye çekiyorum? Riskleri anlatıyorum. buradaki tehlikeleri anlatıyorum. Bu da zaten direkt risk videosu adı altında Farklı bir video çekiyorum. Sırf direkt risk videosu. Ne yazık ki intihar edenler oluyor. Canına kıyanlar oluyor. Bunalıma girenler oluyor. Depresyona girenler oluyor. Bu vadeli işlemlerde çok para kaybedip ailesinin parasını kaybediyor. Düğüne gireceği parayı kaybediyor. Eşine eş, nişanlama ne diyeceğim diyor. Araba değiştirecek o parayı kaybediyor. Ben gerçekten hani vicdan var arkadaşlar. Burada bir sürü video çekiyoruz. Buradaki bir yanlış bilgim. 10 bin izleniyor, bazen 50 bin, 100 bin, 200 bin izleniyor. Bazen bin izleniyor ama bazen çok fazla sayıda şey ulaşıyor bu videolar. O yüzden bizim bir sorumluluğumuz var. Burada çektiğimiz videolarda insanları riskleri gerçekten e, idrak ettirebilmemiz gerekiyor. Ve burası riskli. Yani burası biraz kumar gibi. O yüzden kaldıraç diyoruz. Eğer ben 25x kaldıraç kullansam kumara girer artık. Ve stop koymazsam kumara girer artık. Varlığım %10'dan daha fazlasını yatırırsam kumara girebilir artık. O yüzden bunlar. Burada da 3 ayrı pozisyona girdim. Mesela riskimi azalttım. Beşinci kuralımız neydi? Kaybetmeyi göze alabileceğimiz rakamlar ile vadeli işlemlere girin. Benim 10.000 dolarım var. Örnek veriyorum kripto parada. Bu 10.000 dolara benim acil ihtiyacım yok. Ben orta uzun vade yatırımcısıyım veya kısa vade. Ama benim acil ihtiyacım yok. Bu 10.000'de 1.000 dolar ile girdim. Bunu da 3 ayrı postuna girdim. Riski böldüm, böldüm, böldüm. Ama diyor ki hocam benim düğünüm var. 100.000 biriktirdim. Ama 150.000 ihtiyacım var. Ben vadeli de parayı artıracağım. Ya kafayı mı yedin sen? Öyle şey olur mu? Piyasanın bir tek akıllı sen misin? Yani ne kurtlar var bu piyasada arkadaşlar? Hani bunları göz ardı etmeyin. Eğer düğüne gireceğim parayla ya, kripto para yatırımı yapılmaz. Kripto para yatırımı nasıl yapılır? Benim örnek veriyorum 5000 TL maaşım var. Ve ayda 300 lira kenar artırabiliyorum. 300 lira kenar artırdığım parayla fiyata bakmadan kadim olarak alım yapabilirim. Bu kripto para yatırımıdır. Uzun dönem orta vade. Orta dönem. Ama tutup da bir yerden kredi çekip kredi kartından çektirip işte birinden borç alıp kripto para yatırım yapılmaz. Bu 5 kuralımız saydık. Son kurala geldim. 6. kural destekleri, dirençleri, trendleri bilmeniz gerekiyor. Yani bir destek olur, bir direnç olur ve bir trend olur. İşte yukarı doğru çıkarken bir trend çizersiniz arkadaşlar. kanal oluşur. Bu biraz daha trade ile ilgili bir şeydir. Ana sayfaya gelin şöyle. veya piyasaya gelin. Mesela bitcoin'e tıklayalım. Mesela şu an kısa vadede 4 saatte alçalan bir trend görüyorum. Bakın. Bir sonraki mesela short gireceğim. Eğer short gireceksem çok ideal bir seviyede. Çünkü ee, üst seviyelerde mesela 48 bin, 47 bin, 45 bin, 783'ü görmüş. Ben oradan bir trend çizdiğim zaman aşağı doğru giden bir grafik görüyorum. Ve buradan short girebilirim. Veya long gireceksem o kanalda işte deste yakın yerden long girerim. Dirençe yakın yerden short girerim. Trend bilmek burada önemli. Arkadaşlar videomun sonuna geldim artık. E, olabildiğince ben yeni başlayanların anlayabilmesi adına sade bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu vadeli işlemler serisini. Çünkü kazancın da kaybında çok olduğu bir mekanizma. Adım adım detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım videom anlaşılmıştır. Sizlerden tek bir beklentim var. Ben burada video süresini ne bileyim işte e, kaygı olmadan çekiyorum. Neden? Daha net anlayın diye. Ama YouTube mekanizmasını yukarı çıkarmamız için işte video süresi, video başlığı gibi çok şey var. Clickbait yapmadan anlatmaya çalışıyorum. E bu şeyime de karşılık videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu videoda kanala abone olursanız sevinirim. Aklınıza takılan şeyleri yorum olarak sorarsanız cevaplıyoruz. Ee, dostlarım aynı zamanda benim Twitter adresim izlediğiniz videonun açıklama kısmına var buradan da takip edebilirsiniz aldıklarımı sattıklarımı paylaşıyorum dostlarım ee, bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın